İsyandan merhaba. Yine koronavirüs salgını sürecinde evlerimizden size ulaşıyoruz. Her ne kadar normalleşme sürecine geçmiş olsak da. Bu haftaki konumuz yine kadınlara yönelik dijital şiddet. Bunların en son örneklerinden bir tanesi feminist yazar Gülfer Akkaya'nın başına gelenlerdi. Kendisi sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Bu yalnız sadece Gülfer Akkaya ile sınırlı değil, birçok kadın aynı şeye maruz kalıyor. Sosyal medya üzerinden ciddi şiddetler uygulanıyor. İşte tüm bunları hem başına gelenleri hem de neden kadınlar hedefte Gülfer Akkaya ile konuşacağız. Sevgili izleyenler, yayınımızda bizimle beraber Gülfer Akkaya var. Hoş geldin Gülfer yayına. Teşekkür ederim, hoş buldum. Öncelikle geçmiş olsun. Hani sen de tehdit edilenlerden birisin aslında. Bu dönem özellikle çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Kadınlara yönelik dijital şiddet belki daha görünür oldu. Ben önce senin başına gelenleri sormak istiyorum. Ne oldu? Hani kim sana ulaştı? Neler söylendi? İşte daha önce başına gelmiş miydin? Daha önce o kişi tarafından tehdit edilmiş miydin ya da? Daha önce bu kişi tarafından tehdit edilmemiştim, bu yeni, ama daha önceden tehdit edilmiştim. Yani daha önceden de böyle tehditler oluyordu. Biliyorsunuz Türkiye'de ara ara olur böyle. Gündem ısınınca bu tür tehditler de oluyor. İşte bundan bir hafta, 10 gün önce falan ilk geldi tehdit ve sürekli halde gelmeye başladı yani. Günlerce, gün içinde birkaç kez gelmeye başladı. Jitem.Türkiye hesabından geldi. İşte basında da daha önceden söylediğim gibi. Çeşitli silah görselleri, işte Kürtçe bir zamanlaması yanlış bir selam. Öğlen gelen mesaja iyi geceler falan demiş Kürtçe. Öyle bir mesaj var. Yani bir kez yapıştı mesajı. Onu demek istiyorum. Bir de işte yani öleceksin falan filan diye öyle bir şeyler yazmış, göndermiş. Böyle bir tehditti. İşte bir hafta, 10 gün önce geldi. İlk kez de olmadı. Bu hesaptan ilk kez geldi. Öyle diyeyim kısaca. Daha önce suç duyurusunda bulunmuş muydun diğer vakalarda? Hayır, hiç benim de suç duyurusunda bulunmadım. Aslında bunda da ne yapacağımı önce bir şey karar veremedim yani. Avukatlarıma danıştım, işte arkadaşlara danıştım. Çevremde böyle
arkadaşlarıma danıştım. Bir de bu süreçte özellikle bu tür şeyler arttığı için Elifciğim, yani orada biraz düşündüm hangisini yaparsam daha doğru olur. Yani bunu gündeme taşıyıp suç duyurusunda bulunsam mı daha iyi olur, yoksa hani bir şey olmamış gibi davransam mı? Çünkü öyle çok oluyor ki bir yanıyla da sıradanlaşıyor da böyle şeyler yani. Sonra işte avukatlarımla görüştüm. İşte birkaç hukukçu arkadaşla görüştüm. Bunları yaşayan insanlarla görüştüm. İşte politik yapan arkadaşlar var. Onlarla bu dönem bu kadar yoğunlaştığı için gündem yapmak, suç duyurusunda bulunmak, hani bir not düşmek, bunun gerekli yerlere duyurulması açısından bir not düşmek gerektiği fikrine vardık. Sonra da işte avukatımla görüştüm. Birkaç gün sonra da kadına birlikte güçlü ile beraber bir suç duyurusunda bulunduk. Ama ondan önce de hemen hızla bir gene kadın, Bodrum Kadın Derneği tarafından organize edilen ama bütün kadınların, feminist hareketin, kadın hareketinin desteklediği bir imza kampanyasını başlattık. O da şundan dolayı oldu. Yani hani benim adım üzerine oldu bu kampanya ama benimle beraber birçok insanın da aynı hesaptan tehdit edildi ve bunun gibi birçok hesap oldu ve gerçekten hani böyle onlarca belki yani yüzlerce insanın peş peşe bu tür tehditler aldığını falan şey gördük. Aslında o benim adımla yapılan imza kampanyasının kendisi de bu süreçte iyice hani çığırından çıkan bu tehditlerin gündem olması, Türkiye'deki politik gündemin içinde yer bulması, görünür olması ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekenlerin de görüp buna bir müdahale etmesi içindi. O yüzden işte önce imza kampanyasını yaptık. O yayınlandı aslında vesaire. Peşi sırada işte geçen hafta Cuma günü yanılmıyorsam, unuttum şimdi. Suç duyurusunda bulunduk yani kadınlarla beraber. Şimdi senin de vurguladığın bir nokta var aslında. Hani biraz da belki bu yüzden sen de bu adım atmışsın. Bu dönem çok arttı. Daha doğrusu arttı mı, görünür mü oldu? Hani onu da tam bilmiyoruz açıkçası. Bence arttı biraz. Neden? Çünkü yani daha önceki şeylere de bakınca benzer olan nokta, yani bu tür tehditlerin bu kadar pervasızlaşıp artmasının nedeni olan şey biraz politik ortamın gerginliği ve biraz da açıkçası iktidarın neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili. Yani bu son dönemler biliyorsunuz işte yok darbe söylentisi oldu, yok öyle oldu. Yani sürekli bir şiddet olayları, bir şiddet ortamına doğru götürülmeye çalışılan bir durum var. Bu ondan ayrı düşünülemez. Aynı şekilde mecliste vekillerin vekilliğinin düşürülmesi, yani birçok böyle tırnak içinde mi desem, yani tahrik edici, ortalığı geren diyeyim, tahrik değil de böyle geren bir tür şiddet ortamından sanki medet uman bir akıl var ve o sanki böyle bir şeyi coşturmuş gibi görünüyor. Çünkü çok sayıda insana gidiyor, yani vekile de gidiyor, yazara da gidiyor, politikacıya da gidiyor. Yani herhangi birine, kime işte bakıyorlar, canları kim isterse öyle koyuyorlar yani. Senin söylediğin gibi mesela yakın zamanda bu yeşil noktalı hani etik alan iddiası ortaya çıkan AKP yakın hesaplar üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nun, Feyza Altun'un, Benalli'nin gördük. Ya biraz da şunu sormak istiyorum. Bu kadar görünür olan bir şeyi neden cezasız kalıyor aynı zamanda? Ya aynı şeyi biz de suç duyurusunu yaparken sorduk. Yani hem orada suç duyurusunda bulunan işte avukatlar da sordu. İşte kadın hareketinden arkadaşımız da sordu, temsilen konuşan. Ben de hani suç duyurusunda bulunan kişi olarak aynı şeyi sordum. Yani niye buna susuluyor? Hani illa bir şeyin olması gerekiyor. Ama niye susuluyor her şeyden önemlisi? Çünkü basit bir sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Yani hemen kapatılabilecek. Çok basit başka bir şeyden bahsediyoruz. Hemen bulunabilecek. Yani ya bunlar teknik olarak anında çözülebilecek şeyler. Çok fazla zaman almadan çözülebilecek şeyler. Üstelik Ömer Çelik de açıklama yaptı yani bu konuda. Yani işte bir provokasyon vardır diye o da benzer şeyler söyledi. Ama mesela ki bunun üstüne gitmediler. Kimler bu, yani sadece bu hesaptan da bahsetmiyor. Bu ve bunun gibi hesapların üzerine gitmediler. Kimler bunu yapıyor? İşte ki bunların arkasında ne tür güç odaklar var? Çünkü biliyoruz ki hani bu kadar ortak isimli, benzer görseli falan hesaptan olduğu bir şey, hani öyle tek başına bir serserinin işte kendini bilmesin falan çıkıp yaptığı bir şey değil. Yani çok birbirine benzeyen, aynı isimlerde hesaplar olunca ve çok birbirine yakın çevrelerden insanları ya da şey tehdit etmeye başlayınca, yani bu enteresan bir şey oluyor ve bunun bulunması gerekiyor.
bulunmamasının nedeni bulmak istememeleri. Çünkü yani bulunmaması için gerçekten bir neden yok. Hani bunun açıklaması yok. Çat işte baksan bulacaksın hemen yani bir yarım saatte falan. Bunlar bulunabilecek gibi şeyler. Kimler ki ses çıkarıyor, kimler ki eleştiriyor, kimler ki özellikle iktidara ve onun ortağına ilişkin farklı politikalar öneriyorsa o insanların neredeyse yani tamam demeyeyim ama önemli bir kısmına ilişkin bu hesaplardan tehditler geliyor. Mesela Nesrin NASA'da gitmişti bu tehdit. Evet. Mesela kadın kurumlarını da koymuşlardı oraya. İşte yani sınırı da yok hani artık kurumlara da işte yani Nesrin NASA da bana da aynı yerden geliyor yani çünkü yani bir eleştiri var mevcut döneme, mevcut siyasi gelişmelere ve yani AKP'nin yürüttüğü politikalara ilişkin biraz onunla ilgili diye düşünüyorum bu çözülmemesinin bulunmaması Ben aslında yani şimdi bir yandan da bakınca hani hedef gösterilen bu tehdide maruz kalan kısımların ağırlıklı bir çoğunluğu evet hani sosyal demokrat ya da sosyalist ya da komünist işte feminist ya da Kürt hareketinden hani bu tarz şey, siyasi çeşitlilik göstermekle beraber en büyük ortak özellikleri kadın olmaları ya da LGBT artı olmaları. Ya bu dönemde mesela özellikle bu erkek şiddetinin bu kadar yoğun tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hani son birkaç senedir gerçekten hani Türkiye'de toplumsal her kesimin gündeminden bir tanesinde kadınlara yönelik bu hedef alma gibi bir yaklaşım olduğunu düşünüyor musun sen ya da muhalif kadınlara yönelik? Çünkü hani biliyoruz ki sınav devriyeler var. Hiç onlar AKP yanlısı hesapları devriyeler yakalayamıyor. Genelde muhalifler üzerinden çalışıyor sınav devriyeler ama bu süreçte mesela özellikle bir sebebi var mı sence kadın ve LGBT artıların bu kadar hedefte olmasının? Yani şöyle, Türkiye'deki feminist ve kadın hareketinin kendisi LGBTİ öznelere ilişkin bir şeysi var. Yani bir politik söylemi var ve çok burayı desteklemeye karşı yönden bir söylemi var. Şey iktidarında genel olarak erkeklerin de böyle yani genel olarak erkeklerin derken iktidar ve iktidardan yana duran erkekten önemli bir kısım politik olarak açıklamaları böyle. Ama mesela bu saldırılara ilişkin özellikle mi kadınlar diyorsan bana özellikle kadınlarmış gibi gelmiyor. Ama bu kaynakların beslendiği yer, eleştirdiği yer, karşı durduğu yere karşı olanların önemli bir kesimini kadınlar oluşturuyor. Yani militarist yani bu hesaplara baktığımız zaman bunlar militarist hesaplar. Aynı zamanda cinsiyetçi hesaplar. Bu militarizm ve yani militarizmin kendisi zaten cinsiyetçilikte yani patriarkadan beslenen, erkek egemenliğinden beslenen şeylerin ta kendisi. Böyle olunca da yani daha yani çok sayıda kadın neden buralardan tehdit ediliyor anlamak mümkün olabiliyor. Yani bu tür hesapların fıtratında var cinsiyetçilik. Fıtratında var erkek egemenliği. Çünkü dediğim gibi yani mesela Türkçülüğü savunuyor. Mesela militarizmi savunuyor. Yani silah fotoğrafı falan gönderiyor ve tabii ki hani şimdi orduda da kadınlar var, poliste de kadınlar var ama yani ordu deyince, polis deyince, işte devletin başka birimleri deyince, böyle çetemsi yerler deyince, hatta mafya falan deyince akla gelen organizasyonlar kendisi daha çok böyle erkeklerin olduğu, erkeklerin yönettiği ve çok hani böyle erkek kurumlar olduğunu biliyoruz yani erkek alanlar olduğunu biliyoruz. O yüzden yani şey olabilir yani bu militarizm, bu Türkçülük, yani bu milliyetçilik vesaire üzerinden de kadınlara karşı söylem üretilebiliyor. Çünkü zaten kadınlara karşı olmasa sırf erkeklere karşı olsa kullandıkları dil, yöntem, tehdit biçiminin kendisi de zaten cinsiyetçi yani oralardan da besleniyor. Sadece militarizmden, milliyetçilikten de değil. Zaten onların kendisi de yani bu şey patriarkal politikaların içinde var ama kadınlara ilişkin olmasa da erkekleri de tehdit ediyor olsa yani bu gene de cinsiyetçilikten azade olmuyor. Çünkü zaten kadın yani erkekler birbirlerini tehdit ederken de kadın bedenini de bir şey fethedilecek alan olarak gördükleri için militarizmin bir bakışı olarak da yani buralardan zaten yeterince şey yapıyorlar yani kadınları tırnak içinde katmış oluyorlar yani. Yani o kadınlara yönelik saldırıları zaten erkek sırf erkek erkeğe çatışsalar da kavga etseler de karşı karşıya gelseler de üretmiş oluyorlar demiş olarak. Şey kısmı da önemli. Mesela bu dijital hesapların çoğu anonim hesaplar ya da gerçek isimleriyle mesela var olmayan hesaplar. Biraz bunu sormak istiyorum. Yani internet bu kadar nasıl kolay bir şiddet aracı haline dönüştürülebiliyor?
İşte buna karşı hangi önlemler alınmalı? Mesela yargı nasıl yaklaşmalı ya da işte belki de sosyal medya platformlarının sahipleri şirketlere baktınız. Twitter, Facebook gibi ya da Instagram gibi. Onlar nasıl yaklaşmalı? Aslında hepsinin bu konularda belli etik kuralları olduğunu da biliyoruz. Hukuki açıdan da belli işte şeylere, kararlara, kurallara, yasalara her neyse onlara uyması gerektiğini biliyoruz. Ama bu konuda da yani gevşek, yani bu sosyal medya hesaplarını kullananlar zaten bu yüzden bu kadar da yaygınlaşabiliyorlar. Yani bunların tespit edilmesi de bu şeyler şirketler tarafından kapatılması da engellenmesi de bu tür tehdit içerici, şiddet içerikli paylaşımlar yaptıklarında bunları engellemeleri de mümkünken yapmıyorlar. Ama senin benim gibi insanlar bir fotoğraf kullansak işte ne bileyim biraz hani şiddet barındıran bir fotoğraf şey yapsak yani bir işte yaralanmış bir kadın ya da bir hayvan canlı yani herhangi bir canlı. O zaman mesela hemen bu şey sakıncalı görüntü de engelliyor. Ama yani bu bize gönderilen sakıncalı değil mi yani? O sakıncalıysa yani bu gözünüzden mi kaçıyor? Böyle bir şey mümkün mü? Kaçabilir mi? Yani oraların da bir şekilde yani sustuklarını falan görüyoruz. Bir tür göz mü yumuyorlar? Yani anlamadığım bir şey var. Yani görmüyor olduklarını düşünmüyorum. Açıkçası böyle bir şey var. Bir de bu hesaplardaki kişilerin bu anonim isimler kullanmaları yani mesela Türkçülüğü överken, devleti, vatanı, milleti överken, ona sahip çıkıyoruz derken kendi adlarıyla açıktan bu ilkelerine ve ülkülerine sahip çıkmamaları da bence çok komik mi diyeyim yani çok trajik bir şey aslında komik de değil yani madem ki bu kadar fikrinin arkasındasın madem ki söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorsun madem ki bunların suç kapsamı içinde olmadığını biliyorsun madem ki bunlar işte mevcut yasalara demokrasiye yani uyan şeylerse o zaman bu açıdan da bu hesapları niye bu kadar anonim niye bu kadar gizli? Yani çıkıp kendi adınla bunları söyleyebilirsin. Çünkü biz kendi adımızda değil mi? Bunları söylüyoruz yani. Bu açıdan da yani o hesapların kapatılması biraz yani gerekiyor. Çünkü bunlar şiddet içerikli anonim hesaplar. Yani hani çiçektir, böcektir paylaşım yapmıyor ki. Özellikle belli bir grubu, belli bir kesime hedef gösteren hesaplar aynı zamanda. Ben biraz daha hani ilk söylediğin şeye dönmek istiyorum. Hani dedin ya bu birçok kadının başına geliyor ve senin aslında ilk defa başına gelmedi. Hani ama şu an duyurusunda bulunmayı ve gündeme getirmeyi tercih ettim. Biraz bunun üzerinden sormak istiyorum. Bu tarz şiddete karşı nasıl bir dayanışma örebiliriz? Yani burada muhalefete, feministlere, kadın hareketine bir rol düşüyor. İşte şeyi konuştuk, hukuki kısmını konuştuk ama hani buna dair ne gibi koruyucu, kollayıcı önlemler alabiliriz ya da bu hesapları nasıl yok edebiliriz bir yandan da? Yani biz bireyler olarak ya da işte yoldaşlar olarak ne yapabiliriz? Ya bunun bir tanesi şeye dayanıyor, hukuka dayanıyor. Yani tartışmasız ve ilk adımı aslında o. Yani böyle bir şey olduğunda aslında bizim bile savcılara daha suç duyurusunda bulunmadan yani bunu söylediğimiz yerde savcıların hemen işlerini yapması lazım. Birinci adımı bence hukuk. Ama biliyoruz ki Türkiye'de hukuk artık yani bizlere işlemiyor, kadınlara işlemiyor. Mağdur olanlara işlemiyor, zayıf olanlara, güçsüz olanlara, iktidardan yana olmayanlara ya da uzun lafın kısası işlemiyor. O yüzden yani birinci adım hukuk ama hukuk kısmı çok şeyle soru işaretli bir alan. İkincisi kesinlikle ilişkide olduğumuz çevreler, kişiler, dernekler, işte meslek odaları, siyasi partiler, sendikalar gibi örgütlü alanlarda yer alan insanların birbirlerine bu tür konularda hangi fikirdedir, nerededir, ne yapıyordur ayrımı gözetmeden sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bu kişilere gitmiyor. Kişiler üzerinden ortama geliyor, topluma geliyor, herkese geliyor. Böyle bir iklim yaratılmaya çalışılıyor ve bu iklim ister şey olsun, hani pratiğe geçsin, ister geçmesin, insanların geri çekilmesine, susmasına, genel politik ortamın özellikle muhalifler açısından daha güçsüzleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla bu kişiler üzerinden değil, bir yani çeşitli siyasal çevrelere yönelik olan bir saldırı diye okunup öyle bir dayanışmanın örülmesi lazım. Ayrıca bunun dışında da gene şey olarak bir politik gündemi oluşturulması lazım. Siyasi olarak da hani bu dayanışmalar şu anlamda söylüyorum. Tamam dayanışıyoruz vesaire ama bunun aynı şekilde ülkenin politik gündemine de geçmesi lazım. O politik gündemin içinde hak ettiği yeri alması lazım ki bu tür şeyler önlenebilsin. Bu tür şeyler gerekli yerlere gidebilsin ve
ne gerekliyorsa onlar yapılabilsin böyle ya, ya da onlar yapılması için bir baskı oluşturulsun. Bunlar yani duymuyorsa da duyurtmaya çalışacak bir ortamın oluşturulması lazım. Bu tür dayanışmadan olması lazım. Yani bunlar olmazsa çünkü gerçekten nefes alacak alan daralır ve cidden yani nefessiz kalınabilir. Böyle bir siyasal ortama doğru da Türkiye zaten bir süredir zorlanıyor. Bunların önünü kesmek için de yani nasıl grev haktır diyorsak, işte nasıl kadınlar birlikte güçlü diyorsak, nasıl erkek şiddetine karşı kadın kurumları artık yani güzel bir, epey bir süre çok güzel bir pratik gösteriyor. Nerede olursa olsun, hangi amaçla var olursa olsun, yan yana gelip erkek şiddetine karşı ortak mücadele ediyorsa, aynı bu durum içinde benzer örgütlülüklerin, benzer yan yana gelmelerin olması lazım. Çünkü zaten çok çeşitli çevrelerden insanlara bu tür tehditler geliyor. Yani şimdi açıkçası mesela ben de hani feministim, öyle bilinirim Elif'ciğim, sen de biliyorsun. Yani bu tehditlerin ta feminist kesime kadar gelmesi bile ilginç değil mi? Şimdi, yani ta feministlere kadar geldi derken feministlere niye geldi manasında tabii ki demiyorum. Ama siyasal yelpazede bugüne kadar hani feministlere ilişkin bu tarz şeyler olmamıştır ve artık ne kadar yani bu saldırıların genişletildiği yelpazeden bahsetmek için bunu söylüyorum. Yani ta feministlere kadar geldi derken yani kadın hakları için mücadele veren kadın kurumlarına, kadınlara bile tehdit edebilecek kadar şeyler yani bonkör davranıyorlar, öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol katkıların için, size de katıldığın için. İsyandan bu haftalık bu kadar. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.